Hava kadar hafif, su kadar esnek, buz kadar sert. Sinemanın ve dövüş sanatlarının efsanesi Bruce Lee. Uzak Doğu dövüş sanatları denilince ilk olarak akla gelen tek bir isim var. Bruce Lee. Oysaki ünü, kıtaları ve yılları aşan aktörün kısa ama dolu dolu geçen hayatını sadece dövüşmekle sınırlandırmak büyük insafsızlık olur. Bruce tekmelerden ve yumruklardan çok daha fazlasıydı. 1940 yılında San Francisco'da dünyaya gelen Bruce'un babası Hong Konglu ünlü bir opera sanatçısıydı. Sanatla iç içe bir ailede doğan Bruce'un adı hastanedeki hemşireler tarafından verildi. Bruce, Keltçe güçlü insan anlamına gelmekteydi. Dünyanın en tanınan karakterlerinden biri olacak olan bu küçük bebeğin kaderi böyle belirlenmiş oldu. Lee doğduktan bir sene sonra ailesi tekrar Hong Kong'a yerleşti. 6 yaşındayken çocuk yıldız olarak filmlerde rol almaya başladı. Bir sezercik, bir yumurcak gibi olmak ona yetmediğinden Wing Chun ustası Yip Man'dan dövüş dersleri almaya başladı. Diğer Uzak Doğu dövüş tarzlarının aksine daha çok Allah ne verdiyse felsefesini şiar edinen bu stilde akıllara zarar yeteneğiyle öne çıkmaya başladı. Bu kadar dövüş bilgisinin turşusunu mu kuracağım diye düşünen genç Bruce sokaklarda da kavga etmeye başladı. Annesi evladım serseri olmasın diye düşünerek Lee'yi tekrar Amerika'ya gönderdi. Washington Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldı. O yıllarda bir yandan Wing Chun dersleri de vermekteydi. Hatta dönemin ünlü basketbolcusu Kareem Abdul-Jabbar'a, ünlü oyuncu James Coburn'e bile kung fu öğretti. ...1964 yılında büyük aşkı Linda Emery ile evlendi. Oyunculuk kariyeri, dövüşçülük kariyerinden daha eski olan Lee, Amerikan sinemasının karşısına ilk olarak Green Hornet isimli fantastik diziyle çıktı. Hatta ve hatta Batman ve Robin'in gıcık Robin'ini de döverek gönüllere su serpti. Daha sonrasında çektiği birçok filmle dünyaca tanınan bir yıldız olan Bruce, dövüşme işini de boşlamadı ve kendi dövüş tekniğini yarattı. Jeet Kune Do ismini verdiği teknik o kadar etkilidir ki insanda don atlet savaşa girme arzusu yaratır. Kariyerinin zirvesindeyken çok genç bir yaşta, 32 yaşında çok tartışılan bir ölümle hayata gözlerini yumdu. Baş ağrısı için aldığı ilacın beyin kanaması geçirmesine sebep olduğu söylense de bu birçok kişi tarafından hiç inandırıcı bulunmadı. Kısa ömrüne muhteşem bir hayat sığdıran Bruce Lee, çektiği filmlerle, yarattığı teknikle ve bizlere emanet bıraktığı felsefesiyle her daim hatırlanacak.